Şimdi bugün hisse alımı üzerine konuşalım. Firmalar hisselerini geri alıyorlar. Altalar iyi mi, kötü müdür? Biraz bunun üzerine böyle sohbet eder kıvamda bir tartışalım bu mevzuyu. Önce işin eksi taraflarından bir başlayalım. Yani bu işi beni kıllandıran tarafları var çünkü. Daha sonra hangi durumlarda nasıl yapılsa bu iş esasen katkı sağlar, iyi bir şey olmuş olur. Bunların üzerine konuşalım. Tabii konuşurken abone olmayı unutma. Şimdi ben bir yatırımcı olarak diyelim ki masa üreten bir firmaya yatırım yapmak istiyorum. Bu neden yatırım yapmak istiyorum ben bu masa üreten firmaya? Şunun için. Ya bu firma güzel masa üretiyor. Güzel satıyor. Daha çok üretsin, daha çok satsın diye yatırım yapıyorum. Şimdi masa üreten firma çıkıp ben hisse alacağım dediği anda benim aklıma şu geliyor öncelikle. Abi senin ana işin ne? Masa üretmek, satmak, ihracatını yapmak. Tamam. Neden bunu yapmıyorsun? Yani neden daha çok masa üretmeye, daha çok satmaya odaklanmıyorsun da sen hisse alım satımına yönelmek istiyorsun? Yani şunu mu anlamalıyım ben? Abi biz masa üretim vesaire yapıyorduk. Ama işler biraz kesat. Biz artık iyi masa üretemiyoruz. Biz bu işten çok para kazanamayacağız. Biz bu işe nasıl yatırım yapacağımızı bilmiyoruz. Elimizde para da var. Hisse alalım. Hisse alıp satımdan para kazanmak istiyoruz. Bunu mu anlamalıyım? Yani benim şimdi bu masa firmam şunu mu yapıyor? Hisse al sat, al ver, al ver. Böyle mi para kazanmaya çalışıyor? Bak bunu yapabilirsin, sakınca yok. O zaman senin şirketini ben bu şekilde değerlendireceğim. Bunu yaparken de şuna bir bakarım. Sen bir tek kendi şirketinin hissesini mi al sat al sat yapıyorsun? Yoksa gerçekten sermaye piyasalarından para kazanmak mı istiyorsun? Bir tek kendi şirketinin hissesini al sat al sat yapıyorsan biraz daha olumsuzlaşırım. Şunu yapıyorsan, abi ben bir fon kurdum, tamam mı? Bu fonun amacı hisse senetleri piyasasında al sat yapmaktır. Tamam. O zaman böyle değerlendiririm. O zaman ana iş faaliyetine de faaliyet raporu vesaire yayınlarken şunu da yaz oraya. Bizim işimiz masa üretip satmaktır. Ayrıca hisse alıp satarız. O zaman bunu da yazmanı bekle. Çünkü sen ana iş olarak bunu yapmak istiyorsun. Ki birçok firma parayı nasıl değerlendireceğini bilmeyen firmaların bu yöne kaymasını desteklerim. Mevcut olan bir fona giriş yapabilirsin, kendi fonunu kurabilirsin, VC'lerle konuşabilirsin, VC'ler senin adına yatırım yapabilir. Buralarda okeyiz. Okey olmadığım kısım sen sadece kendi hissen üzerinde oynuyorsun. Kendi hisseni al sat al sat yapıyorsun. Yani benimle yatırımcınla rekabete giriyorsun. Ben sana yatırım yapmamdaki amaç sen hisse al sat değildi ki. Masa üret sattı. Ben şunu beklerim. Elinde bir paran varsa sen daha iyi, daha kaliteli masa üretmeye, daha çok kişiye satmaya, daha iyi pazarlamasını yap. Git Belçika'ya ihracatını yap. Hollanda'ya yap, Amerika'ya yap. Bunlardan para kazan. Hisse al sat al gülüm ver gülüm yaparak kazanma. Geçen videolardaki favoriyi hatırla. Eğer böyle yapıyorsan benim o zaman bunu ekarte etmem lazım. Seni değerlendirirken de böyle. Şimdi bu işin bu kısmıydı. Eğer firma hisse geri alırken şöyle bir motivasyon gidiyorsa, ya biz diğer firmalar hisse geri alımı yapıyor, bizim yatırımcılarımız bize tepki gösteriyor, siz neden almıyorsunuz kardeşim diyeyse, yani sen hisseyi geri alırken ana motivasyonun senin yatırımcılarına iyi hoş gözükmekse, bak iyi hoş gözükmek diyorum, iyi hoş olmak demiyorum, iyi hoş gözükmekse, bak işte burada ben böyle çok hoşlaşmadığım bir durum bu. Çünkü ben senin yatırımcınım abi, tamam mı? Ben hisse alımı konusunda seninle rekabet etmek istemiyorum. Benim sana yatırım yapmamdaki motivasyonum senin gelecekte hisse al satman değil. Eğer bana hoş görünmek istiyorsan, eğer beni iyi bir noktaya taşımak istiyorsan, yatırımcını düşünüyorsan yapman gereken şey daha çok masa üretip daha çok masa satman. Daha çok kar elde etmen, daha çok temettü dağıtman. Hisse al sat olaylarına girmen değil. Bırak hisse alım işini ben yapayım. Çünkü benim işim o. Senin işin spekülasyon yapmak değil. Masa üretip satmak. Spekülasyon yapacaksa benim işim. Yatırım fonlarının işi. Bırak onlar alsın satsın. Eğer hakikaten yatırımcını düşünüyorsan sen işine odaklan. Daha çok kar elde et. Göreceksin ki daha çok kar elde ettiğinde yatırımcıların daha çok mutlu olacaklar. Sen daha çok kar elde edip daha çok temettü dağıttığında yatırımcıların daha mutlu olacaklar. Şimdi işin başka bir hususu. Başka bir açıdan bakışı. Sen şimdi bu hisseleri geri aldın. Tamam, okey. Ne yapıyorsun bu hisselerle? Bak, işin hem strateji boyutu biraz böyle ikircekli. Hem de bu hisseyle ne yaptığın çok önemli. Eğer sen şunu amaçlıyorsan, ya ben bu hisseleri alacağım ve yakacağım. Sermayeden düşeceğim. Diyorsan, ha bak bu güzel. Şimdi bu
hiyerarşiyi bir şey yapalım. İlk isteğim ne? İlk isteğim benim firmam böyle hisse al sat işine girmesin. İşine yatırım yapsın, işini büyütsün. Önce bunu isterim. Firma diyorsa ki abi bizim işi büyütecek şu anda şartlar müsait değil. Biz işi büyütemiyoruz. Belli sebeplerden ötürü, şu sebeplerden ötürü. Büyütsek karlı olmayacağız. Bu da olabilir. Dolayısıyla hisse alımı yapıyoruz. Bak ilk önce hiç hisse al sat işine girmesin firma. Bunu isterim. Ama diyelim ki girdi. O zaman şunu isterim. Bu firma hisseyi alsın ve yaksın. Öyleyse şunu isterim. Abi madem kullanabileceğimiz paramız var. Sen bu parayı dağıt. Temettü olarak dağıt. Öyle nakdin üzerine oturup tavuk gibi bekleyeceğine. Değil mi? Ne yapıyorsun mesela bu nakdi nasıl kullanıyorsun? Mevduata mı bağlıyorsun? Abi o mevduata bağlama işini ben de yapabilirim. Mevduata bağlama işini çok böyle Almanya'da master yapmış bir şey CFO'ya gerek yok. Bunu zaten bizim halkımız biliyor. Yani sen Almanya'da eğitimi almanın amacı bankayı arayıp %0.1 puan faiz falan bunu koşmak mı? Yani sen bunun için mi eğitim aldın? Abi onu Ahmet Emmi de yapıyor. Yani sermayeyi yönetirken tek yapabildiğin senin parayı mevduata bağlamak mı? Zaten hisse al sat işlerine girmen çok hoşuma giden bir şey değil. Daha da hoşuma gitmeyen şey senin sermayeyi doğru kullanamama. Ha diyelim ki hadi ben elimde çok sermaye var. Bunu efektif kullanamıyorum. Dolayısıyla yatırımcıma da bir hayrı dokunsun diye iş yapacağım. Yani yatırımcımı önemsiyorum. O zaman şunu yap. Al bu hisseleri sermayenden düş. Yap yani. Neden? Sen şimdi kaç kar elde ettin abi? 10. Kaç tane hissen var? 10. Yani hisse başı karın ne kadar senin? 1 lira. Tamam. Şimdi bak benim elimde bir tane hisse var. 9'u piyasadaydı vesaire. Sen şirket olarak gidip 5 tane şirketin hissesini aldın ve bunları yaktın. Şimdi sen önümüzdeki dönem yine 10 kar elde edeceksin ama artık 5 tane hissen var. Dolayısıyla hisse başı karın ne oldu? 2 lira oldu. Bak şimdi yatırımcı olarak ben nasıl mutluyum. Hatta şunu yapıyorsan daha iyi. Bir kısmıyla hisse alıp yakıp bir kısmını da temettü veriyorsam bu artık iki türlü fayda sağlıyor bana. Hem cebime daha çok para koyuyorsun hem de hisse başına mı daha çok kar elde ediyorsun. Ne güzel. Madem hisse alacaksın keşke böyle yapsan. Benim hakikaten işime yarar. Eğer sen hisseyi alıp daha sonra tekrar piyasaya kusuyorsan o zaman bana faydası yok bu işin. Eğer sen bunu yaparken kar elde etmeyi amaçlıyorsan, tek ana amacın buysa, döndük. Bu işi fonlar da yapabilir. Sen fon yap. Git fonlara bak. VC'lerle konuş. Startuplara yatırım yap. Parayı buralara bağla. Yani ben kendi şirketimden şunu görmeyi çok istemem. Hisse alıp satarak para kazanıyorum. Abi onu bırak ben yapayım ya. Ben yaparım çünkü o işi. Masa üreten firmanın buralara girmesini çok istemem. Yapacaksan profesyonel şekilde yap. Az önce anlattım. Fon vesaire. Ha o zaman da onu da yapacaksan ben o zaman şöyle değerlendireceğim. Ha o zaman kıyas yapacağım nokta ne? Sen bu sermayeyi ne kadar iyi kullanıyorsun ona bakacağım. Gerçekten doğru tercihler yapabiliyor musun? Şimdi bu alım direkt firmanın kendi alımı. Bakın bir patronun ben böyle hisse alım satım işlerine çok böyle bulaşmasını istemem açıkçası. Diyelim ki patron hisse alıyor. Tamam mı? Soracağım soru şu olacak bu sefer. Bu paranın suyu nereden geliyor? Yani sen hisse alıyorsun. Tamam. Peki bu değirmenin suyu nereden geliyor? Yani sen durduk yere şimdi beni bak kıllandırıyorsun. Acaba bir tane şirkete sen kendi şirketinden iş yaptırıp bir akrabanı vesaire oradan gelen parayla mı hisse alıyorsun? Çünkü ben şimdi bunun peşine düşeceğim. Buna bakacağım. Nereden geliyor bu para diye. Hisse satman da zaten olumsuz. Hisse alman da olumsuz benim için. Ha şunu yapıyorsan sen başka bir işte para kazanıp sonra gelip hisseleri alıyorsan kendi adına şirket hisse alımı değil bak. Patron dışarıdan kazandığı parayı şirket hissesi alıyor. Ha bak o zaman benim kulaklarımı dikersin. Ve bunu böyle göstergelik öyle 100 bin 500 bin lira değil. Hakiki alıyorsan bak o zaman benim kulakları dikersin. Niye alıyor ya bu patron durduk yere deyip işe bir daha bakarım. Ama diğer türlü senin mümkünse böyle hisse al sat olaylara çok girmeni istemem. Sen işini yap. Araba mı üretiyorsun? Araba üret abi. Masa mı üretiyorsun? Masa üret. Şimdi şirketler şöyle düşünüyor. Biz diyor. Diyelim ki şirketin hissesi 30 liraya düştü. Tamam mı? Ya diyor biz bu 30 lirayı hak etmiyoruz. Bizim bence 40 lira olmamız gerekiyor. Dolayısıyla hisse alım yapalım diyor. Tamam güzel. Aldın hisseyi. Sonra bunun satışında piyasaya direkt kusmadın. Gittin kurumsal bir yatırımcı buldun. Ona sattın 35 liraya. Tamam bu da güzel. Peki piyasa oynak değil mi? Hisse senedinin fiyatı 35'ten 27'ye düşebilir mi?
düşebilir. 27'ye düşünce ne yapacaksın peki şimdi? Bir daha mı hisse alacaksın? Bak kısır bir döngüye sokuyorsun kendini durduk yere. Gördün mü? Çünkü bu sefer 27'den de alman gerekiyor. Çünkü 30'dan almıştın. Şimdi 27, 27'den de almalısın. 27 olan 25'e de inebilir. Serbest piyasa. Çünkü şöyle oluyor. Şimdi ben yatırımcı olarak bakıyorum şirkete. Ya bu şirket bu parayı verimli kullanamıyor. Hisse alım yapıyor. Sonra alım satmaya çalışıyor. Ha demek ki bu şirket büyüyemiyor. O zaman satıyorum. Sattığı için fiyat daha aşağı gidiyor. Sen daha çok alıyorsun. Bu sefer diğer yatırımcılar diyor ki ya bu şirket parayı kullanmayı bilmiyor. Onlar da satıyor. İş bak nasıl kötüleşti gördün mü? Sen iyi bir şey yapmaya çalışırken işi daha da kötüleştiriyorsun. Piyasaya şunu diyorsun. Ben bu parayı nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Ben bu parayı kullanabilecek yetenekte CFO'ya sahip değilim. O yüzden böyle hisse al sat falan yapmaya çalışıyorum diyorsun. Amacın neydi? Hisse senedi fiyatını yükseltmekti. Sen ne yaptın? Hisse senedi fiyatını düşürdün. Ne yaparak? Hisse geri alım yaparak. Yani daha büyük baskı oluşturdun hisse senedi fiyatı üzerinde. Çünkü eğer sen şöyle giden bir firmaysan, piyasadan hisse alıp hisse satıp, hisse alıp hisse satan bir firmaysan, hisse aldığın anda ne oluyor aslında? Ben şunu biliyorum. Demek ki satacak hisseyi. Bu hisseyi satacağına göre, değil mi? Sen satmadan ben satayım bari diyorum. Hisse senedi fiyatı daha da düşüyor. Yani yatırımcını düşünüyorsan işini güzel yap. Abi işe para akıtamıyoruz. Tamam o zaman hisseyi alayak. Temettü dağıt. Bir şey yap. Elindeki sermayeyi iyi kullan. En güzel yatırımcıya faydayı böyle sağlarsın. Eğer firmayı büyütecek yatırım tercihlerinde bulunamıyorsan o zaman hisseyi alayak. Canıma minnet. Ama kaç tane şirket bunu yapıyor? Genelde ne oluyor? Al, sat, al, sat. Yani sen iyi bir şey yaptığını zannederken hisse geri alımı yapıp piyasaya olumlu sinyal vereceğini düşünürken esasen olumsuz sinyalleri veriyorsun. Çünkü diğer kurumsal yatırımcılar, senin hisseni belki almayı planlayan yatırımcılar şöyle diyor. Ya bu adam parayı hisse almaya bağlıyor. Daha çok masa üretmeye bağlamıyor ki. Dolayısıyla ben bu şirketi almayayım. Burada bak kendi işine yatırım yapıp kapasitesini arttırmaya çalışan firma var. Bunu alayım diyor. Ve haklı da. Dolayısıyla böyle hisse al sat al sat çok iyi bir şey değil. Bana verdiği tek sinyal, biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çok da tepki çekiyoruz. İyiymiş gibi gözükmek için de hisse alıyoruz. İşte bak benim canımı sıkıyorsun. Ben istemiyorum abi. Ben senin benimle rekabete girmeni istemiyorum. Hisse alınacaksa ben alırım. Temettü ver bari. Ben temettüyle gider alırım. Alınacaksa. Almaya değer görüyorsam senin firmanı alırım. Sen yatırımcıya hakikaten değer vermek mi istiyorsun? Yatırımcıların sana olan ilgisini arttırmak mı istiyorsun? Güzel ve kaliteli iş mi yapmak istiyorsun? Beklentilerini paylaş. Faaliyet raporunda güzel bir faaliyet raporu çıkart. Senin yatırımcı ilişkileri birimin düzgünce iş yapsın. Gelen yatırımcı sorularına doğru cevap versin. Düzgün tatmin edici cevaplar versin. Hisse senedi fiyatının düşük olmasını mı seni geriyor? Tamam. Aç bir YouTube kanalı. Orada de ki bizim 2024 beklentilerimiz şunlar bunlar. 2025'te şöyle şöyle bekliyoruz. 2026 için şöyle planlarımız var. Oradan şu kadar para bekliyoruz. Ve bu beklentiyi de altını doldur. Çünkü bunu yaptığın an zaten kaliteli bir şirket beklenti verdiği anda o beklentiyi yakın bir sonucu elde ediyor. Çünkü sen beklenti verdiğin anda ben önceki beklentilerine bakacağım bu sefer. Daha önce sen ne beklenti verdin? Karşılayabildin mi? Ha hem daha önce beklenti verdin. Bunu yerine getirdin, karşıladın. Şimdi tekrar beklenti veriyorsun. Ha bak ben senin zaten hisse fiyatını 30'da bırakmam ki şu anda. Yani sen bana şunu dersen. Abi biz seneye hisse başına 40 lira kar elde edeceğiz. Şu anda hisse senedi fiyatımız 30 lira. Dediğin anda aslında ben ne yapmam gerektiğini biliyorum. Hiç öyle hisse geri alın falan uğraşmana gerek yok. Bazı işlerde böyle beklenti verebilirsin. Bazılarında veremeyebilirsin. Doğru iletişimi kurduğun zaman yine ortada sıkıntı yok. Ama kendini o tehlikeli döngüye sokarsan hisse aldım, düştü bir daha aldım. Sonra geri sattım. Sonra bir daha aldım. Sonra bir daha sattım. Abi masa ne olacak? Masayı kim üretecek peki? Sen iyi buyla bütün emeğini, enerjini buna harcıyorsun. Masayı kim üretecek? Ben mi üreteyim? Ben mi gelip masayı satayım? Bak iş buraya geliyor. İyi değil yani. Bir de bu iş böyle tek açıdan bakılacak. Tamam iyidir, kötüdür gibi bir şey de değil. Yani sen hakikaten bu hisseyi alıp sermayeden düşüp bana fayda sağlayacak şekilde kullanıyorsan bu parayı tamam canıma minnet. Hatta temettü dağıtmandansa bunu yapmanı tercih ederim. Vergisel vesaire sıkıntılardan ötürü. Bunu yaptığında daha çok işime gelir benim. İkisini beraber yaparsan bana şunun da mesajını vermiş olursun.
Bak biz hem senin işine yarayacak şeyi yapıyoruz ve o kadar çok nakit üretiyoruz ki üzerine bile temettü dağıtıyoruz dersen daha işime gelir benim. Daha çok severim, daha çok alırım o zaman. Zaten şuna bakın, sermayeyi iyi kullanan bir şirketin fiyatlamasıyla sermayesini kendi şirketinin hissesini almaya kullanan bir şirketin fiyatlanmasının farklı olduğunu göreceksiniz. Ben yatırımcı olarak zaten ilk yapacağım şey bu değil mi? Sermayeyi ne kadar iyi kullanıyorsan o kadar kaliteli bir şirket anlamına gelmez mi zaten bir noktada? Evet. Ben zaten bunu tercih ederim. Senin hisse al sat işine girmeni istemem ki. Hele hele sen bunu sadece kendi şirketin üzerinde yapıyorsan. Yani madem öyle git Nvidia'yı alsaydın. Git Berkshire'dan hisse al. Bir şey yap. Yani dünyada 50 bin tane şirketten bir tek senin şirketin mi almaya değer? Bak hep yanlış mesajlar. Gördün mü? Yani doğru iş yapmaya çalışırken bile yanlış mesajlar veriyorsun piyasaya. Yani ben bir şirketimin hissesini geri aldığında şimdi olumlu mu düşüneceğim, olumsuz mu düşüneceğim sürekli soru işaretleri bırakıyorsun bana. Bu para nereden geldi? Nereye gidecek? Acaba 3 ay sonra satar mı? 3 ay sonra bir satış yer miyiz? Ben kapta sattık arkadaşlar hisseleri satıyoruz. Bunu görecek miyim? Beni hep tedirgin ediyorsun. Ben yatırımcı olarak ne isterim? Böyle rahat rahat akşam uyumak isterim. Şunu bilmek isterim. Bizimkiler bu parayı çok iyi kullanıyorlar. Dolayısıyla yarın da iyi kullanacaklar. Ben bunu bilmek isterim. Çok hisse alsat işlerine girmeni istemem. Hani genel olarak bu konudaki düşüncelerimi şöyle bir sohbet kıvamında anlatmak istedim. Mesela şu anda Ereğli bir geri alım programı daha başlattı. Bakın buradaki olay farklı. Yani her durumun kendine özel has durumları var. Alımlar bir şeye tepki olarak geldi. Yani biz bir şey söylüyoruz, arkasında da duruyoruz demek için yapılıyor bunlar. Yani şöyle bir düşüncem yok. Hisse geri alımı tamam kötüdür, bitti, eyvah, tamam. Böyle değil. Ya da işte hisse geri almıyorsa, hisseyi geri alıp yakmıyorsa tamam kötüdür, leştir. Böyle bir şey durum yok. Hani bunun Ereğli'de bahsetmemindeki sebep de şu. Hani bu işle bu yeni olduğu için hani acaba Ereğli'ye bir gönderme mi falan yapıyorum diye düşünme diye bunu söylemek istedim. Ereğli'den konuşmuyorum. Genel olarak konuşuyorum. Bir hisse ismi vesaire falan yok ortada. Ben böyle alsat çok hoşlanmam. Ben alsat yaparım. Benim firmamı yapmasına gerek yok. Benim firmam masa üretsin, masa satsın. Daha çok üretsin, daha çok satsın. Benim firmam bana güven versin. Hisse geri alarak değil. Mümkünse karları arttırarak. Mümkünse daha çok temettü dağıtarak. Mümkünse yeni iş anlaşmaları duyurarak. Daha çok ihracat yaparak. Daha sermayeli, daha büyük iş yaparak. Elindeki kaynaklardan daha çok nakit üreterek. Pazarda daha çok pay alarak. Mümkünse marjını arttırarak. Vesaire vesaire. Ben şunu görmek istemiyorum. Hisse aldık sattık, para yaptık abi. Ben yapardım onu. Şunu da görmek istemiyorum. Biz abi parayı aldık, mevduata bağladık. Onu da görmek istemiyorum. O mevduatı ben de bağlarım. Bunun için Almanya'da eğitim görmüş bir CFO'ya ihtiyacım yok. Ha bunu yapıyorsan da zaten kötü fiyatlanıyorsun. Kötü fiyatlanmanın sebebi zaten bu. İşi iyi yönetmiyorsun, parayı iyi yönetmiyorsun. Yani o parayı sen gidip güzel startuplara yatırım yapabilirdin. İşinle sinerji oluşturacak startuplara yatırım yapabilirdin. Çünkü bu tarz yatırımları yaptığında bir daha iki etmiyor. Bir daha üç elde ediyor. Bir tane örnek vereyim. Mesela Türk Traktör bir tane şirkete yatırım yaptı. Tarımla alakalı bir şirket bu. Bakıyorsun evet tarım, traktör birbiriyle ilişkili. Ha işine belki yarayacak şeyler oluşturabilir. Belki işte çiftçi kardeşimizin işine çok yarayacak bir şeye hizmet veriyordur bu startup. Sen traktörü sattıktan sonra yanında bu hizmeti satabilirsin. Ya da bu hizmeti verdiğin için senden traktör alır. Traktör satışlarını artırırsın. Bak bu gibi şeyler iyi. Bu gibi şeyler sermayeyi daha iyi kullandığın mesajını veriyor bana. O parayla gidip hisse alıp satabilirdin de. Ama bunu yaptığında farklı düşünürdüm tabii ki. Sadece bakış açımı anlatmaya çalışıyorum. Hadi gidelim koşalım Türk traktörü alalım demeye çalışmıyorum. Genel olarak hisse alım satımına bakış açım benim böyle. Şöyle bir özetleyelim. Mümkünse işine yatırım yap abi. İşinden para kazan. Ha değilse hisse geri alacağım diyorsan tamam hisseyi geri al yak. Abi hisse geri alacağım ama yakmak da istemiyorum. Tamam temettü versen o parayla daha iyiydi. Hiyerarşim böyle. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bir yazın. Başkaları da siz ne düşündüğünüzü bir baksın. Bunların üzerine biraz tartışalım yorumlarda. Abone olmayı da unutmayın. Of bana sürekli abone ol dedirttiriyor. Tamam mı? Arkada böyle gülüyor şu anda. Neden diyorum peki? Abi zaten abone olacaksa abone olur. Ama insanlar abone olmayı unutuyor. Tamam unutmayın abi. Abone olmayı unutmayın. Tamam. Hadi kendinize iyi bakın. Eyvallah.